Merhaba değerli dostlar. Gün bugünden hepinize sevgi, saygı ve muhabbetler sunuyorum. Gün bugüne yeniden başladık değerli konuklarımızla. Sizlerle birlikte olacağız. Günün ve olayların anlamını, içeriğini, duyguları konuşmaya devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Bugün özel konuklarım var. Neden? Çünkü 3-5 gün önce Raindrops'ta çok özel, fevkalade yüksek duygusu olan bir belgesel yayına girdi. Çok takdir aldı, çok tebrik aldı, çok teşekkür aldı, çok insan ağladı, heyecanlandı. Şimdi bunun background'un arka planını konuşacağız. Şöyle başlıyor, 40 yıllık bir hatırayı silerek geçtim Meriç'ten. Bu bir belgesel, Raindrops'ta yayınlandı. Şimdi insanların, şehirlerin, ülkelerin kaderlerinde izler bırakan günler, anlar ve tarihler var. Bunları biliyoruz. Hepimizin hayatında böyle anlar vardır. Bu anlar bazen bir mutluluk sebebidir, bazen bir hüzün sebebidir. Bazıları insana mutluluk, keyif verirken bazıları insan hayatında bir fay kırıklığına yol açar ve o kırıklık bazen tedavisi mümkün olmadan devam edilebilir. Maestro Production işte böyle bir tarihin yıl dönümünde yani 15 Temmuz'un yıl dönümünde 40 yıllık bir hatırayı silerek geçtim Meriç'ten başlığıyla önemli bir belgesele imza attı ve Raindrops'ta da bu çalışma yayınlandı. Darbe girişimini fırsat bilen siyasetçiler, gazeteciler, yorumcular, profesörler, uzmanlar yok bu belgeselde. Yaşanmış hikayeler var. Bu hikayeleri yaşayan insanlar var. Yaşadıkları veya yaşayamadıklarıyla kendilerini anlattılar, kendi ifadeleriyle. Belgeselde yer alanlar sıradan insanlar. Yani sizin gibi, benim gibi insanlar. İçimizden birileri ve hepimizin hikayesinden bir parça anlatıyorlar bu belgeselde. Ve bir soruyla başlıyor bu belgesel. Bir gecede her şeyini kaybedeceğini bilsen, yine de bu yola, bu hizmet yoluna, bu insanlık yoluna girer miydin? Soru bu, önemli bir soru. Göz doktoru olan Duygu Hanım, Afrika'daki fakir insanların göz ameliyatı ile yaparken bu hakikatle yüzleşti. Belgeselin bir başka hikayesi, Samanyolu okullarında müdürlük yapan Halil Dinç Bey'in eşi, öğretmen Nihayet Hanım az sonra bizimle birlikte olacak. Bu yayında değerli konuklarımızdan birisi. Daha yeni evlenmişken aynı zamanda tutuklanıp hapse giren Sait ile Cansu'nun hikayesi var. Bebekleriyle birlikte hapse atılan Birgül Hanım'la Bünyamin Bey çiftinin hikayesi var bu belgeselde. Ve son olarak 5 yılın bir bölümünü gaybubette, sonrasında da ailesinden ayrı bir şekilde gurbette geçirmek zorunda kalan Bülent Bey'in hikayesi var bu belgeselde. Bunların içeriğini belgeselde göreceğiz ama belgesel neden yapıldı? Nasıl yapıldı? Nasıl duygular taşıyor? Bunu konuşacağız. Yapımcısıyla konuşacağız. Mevlüt İlmi Çınar Bey bugün konuğum ve Nihayet Hanım bugün konuğum olacak. Gün bugün başlıyor. Hani Üstad Hazretleri diyor ya, İkinci Dünya Savaşı'nı gören çocuk da olsa yaşlıdır. Biz de eşimle şunu diyorduk. 15 Temmuz'u gören çocuk da olsa yaşlıdır. Her şey o kadar güzel gidiyordu ki. Hani bunlar niye bitsin ki derdim yani. Niye bitecek ki? Ama bir gün geldi ki onların hepsi sanki geldi geçti bir hayal gibi. Eğer imanınız yoksa bugünleri aklı salim bir şekilde atlatmanız gerçekten zor. Temmuz'da nişanımızı yaptık. 5 gün sonra da hayatımız değişti. Biz Ankara'dayız, uçak seslerini duyuyoruz. İşte meclis bombalandı falan. Yani ben diyebilirim ki bizim kıyametimiz o zaman koptu yani. Benim yaşım itibariyle ben bir darbe görmedim. Yani darbe nasıl olur, ne zaman olur, saat kaçta olur? Görmeyince diyorsun ki ya acaba böyle mi oluyor darbe diyor. Sonra baktım bu işin gidişatı kötü. Her şeyi hizmet hareketine yüklemeye başladım. Ve o anda ben artık hani gerçekten ağlamaya başladım. Fakat sabahtan beri bekliyordu hastalar orada ve kapıdaki o insanların hayal kırıklığına, onları da hayal kırıklığına uğratmamak adına gidin yarın gelin diyemedim. Hem ağladım hem ameliyat yaptım. Hatta gözyaşlarım düşmesin diye yandan sürekli bir asistan gözyaşlarım ameliyat sahasına düşmemesi için sildi.
bir tane komşu, bir tane akraba bize kötü desin, bize hep şunu diyorlar. Siz iyisiniz. Peki kim kötü? Kim terörist o zaman? Diyecekler ki, özür dileriz, yanlış yapmışız. Ne yaparım? Zor bir soru. O Meriç yerine geldiğimiz zaman böyle bir arkaya döndü eşim. Herhalde o zaman demişti, işte vatana son bakış yaslı diye. Meriç'ten geçen herkes vatana son bakış yaslı demiştir herhalde. Ve iki değerli konuğum var. İfade ettiğim gibi Mevlüt Bey hoş geldiniz. Nihayet Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Bulduk Kemal Bey. Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle tebrik ediyorum. Bir böyle 15 Temmuz gibi netameli bir konuda belgesel yapmak bir cesaret işi, bir yüreklilik işi. Aslında eskiden böyle değildi. Sıradan bir işti ama bugün hakikaten bir yürekli insanlar bu tip işlere imza atabiliyorlar. Kelle koltukta adeta girebiliyorlar bu tip işlere. Yayına çıkmak da ayrı bir cesaret. Çünkü yayına çıkıldığı andan itibaren biliyoruz Türkiye'deki yakınlarına baskılar yapılıyor, hapis yolları yeniden gözüküyor filan. Dolayısıyla hem yayına çıkan sizin gibi kıymetli dostlarımız hem yapımla ilgilenen Hilmi Bey çok yürekli bir iş yaptılar. Tebriği fazlasıyla hak ediyorlar. Önce Mevlüt Bey'den müsaade ederse başlamak istiyorum. 1 saat 55 dakika süren bir yapım, bir belgesel ama bir nefeste seyredilen bir belgesel olmuş. Neden böyle bir belgeseli yaptınız? Ne hedefliyordunuz? Hedefinize ulaşabildiniz mi? Yakalayabildiniz mi aradığınız cevheri? Kemal Bey öncelikle teşekkür ediyorum böyle program düzenlediğiniz için. Yani sorunuzun cevabını ben bilemiyorum. Sonucu yakaladık mı yakalamadık mı? Onu süreç gösterecek. Ama hedefimiz şuydu bizim. Yaşanan sıkıntıları, zulümleri, insanların ekranda görüp tweetlerde gördükleri istatistiksel analizden çıkarıp şu kadar insan tutuklandı, şu kadar insan içeri girdiğinden çıkarıp insan hikayeleri üzerinden anlatmak vardı. Sonuçta sürecin anlatılması gerekiyor. Sürecin sıkıntısını birebir çeken, sıkıntı yaşayan insanlar var. İşte Nihayet Hanım gibi ve diğer belgeselde konuşan kahramanlar gibi. Benim gibi uzun süredir yurt dışında olup meseleyi uzaktan seyredenler var. İstedik ki meseleyi uzaktan seyredenler, hakiki manada bu işin sıkıntısı çekmiş insanların hikayelerini onların ağzından duyabilsinler. Ve süreci bir nebze daha anlayabilsinler. Esas yapma amacımız buydu. Nihayete ulaştı mı mesele, yani hedefimize ulaştık mı onu bilemiyorum. Onu zaman gösterecek. İnsanların meseleye karşı yorumları belirleyecek biraz. Nasıl bir ekiple çalıştınız? Böyle pahalı ekipler, ekipmanlar, kalabalık insanlar, yapımcı, yönetmen, asistan falan böyle bir şey mi yoksa? Hayır. Bütçeniz ve ekibinizle tamamen ilgili ne söyleyeceksiniz? Tamamen gönüllülük esası üzerine kurulmuş bir ekibimiz vardı. Çok küçük bütçelerle yaptık. Hatta küçük bir şey de söyleyeyim. Filmin müziklerini yapan liseli bir arkadaştı. Belki böyle çok büyük yapımlar, prodüksiyonlar, çok paraların harcandığı bir şey gibi dışarıdan gözükebilir. Ama emin olun bu çıkan ürünün arkasında evveliyatla Nihayet Hanım gibi samimi belgeseldeki tüm insanların samimiyeti var. Ekibin arkasında gece gündüz insanüstü emek harcayan ama işinde profesyonel insanlar var hakikaten. Bir şey bence bizim en önemli şeyimizdi. Bu konuya inanmak ve ihlasla çalışmak da arkadaşların yaptığı mesele. İnanıp ihlasla çalıştıkları için güzel bir ürün ortaya çıktığına inanıyorum. Ama inanın böyle büyük ekipler, büyük rejiler, yüz binlerce dolarlık, milyonlarca dolarlık işler, işte kameralar, çekimler bunlar yoktu. Ama çok samimi insanlar vardı. O samimi insanların ortaya çıkardığı bir ürün bu. Şimdi Nihayet abla size sormak istiyorum. 7-8 arkadaş var hani belgeselde konuşan beyler var, bayanlar var. Hiç tereddüt ettiniz mi? Onu merak ediyorum. Yani ekranda gözükmek çünkü bir sıkıntı sebebi bugün. Birçok arkadaşımız var, ben de dahil olmak üzere. Ekranda göründüğünüz anda Türkiye'deki yakınlarınıza mutlaka bir musibet bulaşıyor. Siz böyle bir tereddüt yaşadınız mı? Nasıl karar verdiniz bu belgesele konuşmaya?
Kemal Bey, şimdi bana teklif geldiği zaman, belgesel teklifi, aslında hani korktuğumdan veya benim yakınlarımdan şu anda bu kadar yani sıkıntı yaşayacak pek kimse yok. Beni daha çok hani yoran, hani tekrar oturuş, onları anlatmak, tekrar yani büyük bir ihtimal dedim kameranın önünde ağlayacağım. Ağlamak da pek hani kolay bir şey değil. Binlerce insanın karşısında ağlıyorsunuz ve aynı zamanda çok sıkıntılı insanlar, herkes dertli, herkes sıkıntılı, herkes bu şekilde bu 15 Temmuz vurmuş yani. Herkes yaralı. Bir de onların yarasını ben kanatmak aslında istemedim. Hani ağlamak da istemedim ama işte hani gönül dertlidir. Bir şekilde gözyaşı da onun şeyidir. Yani o ortaya çıkarıyor onu Evet. maalesef. Ve ben işte bana teklif geldiği zaman önce hayır dedim. Sonra böyle kendi kendime böyle düşündüm. Benim eşim belgesel yapmak istemişti aslında. Meriç'ten geçtikten sonra. Bütün her yeri işte kamerayı alıyordu, not alıyordu. İşte hapishaneleri, işte kaldığımız kampları, oradaki Afganistanlıları, herkesi böyle kameraya aldı. Dedi ki nihayet ben de kızım dedi. Bunu belgeselleştireceğiz dedi. Bu sıkıntıları ileride hizmete yapılanları anlatacağız dedi. Ben de düşündüm acaba Halil hani ne derdi? Yani bana düşen bu mu acaba? Allah o yüzden mi yaşattı bana? Hani bir şeyleri bilip de susmak olmuyor. Çünkü biz bunların canlı şahitleriyiz maalesef. Ve Evet. şunu da düşündüm. Türkiye'de binlerce arkadaşım var benim. Gerçekten haykırmak istiyorlar, ağlamak istiyorlar. Dertlerini dünyaya, aleme, her yere duyurmak istiyorlar ama onların dili yok çünkü onlar konuşamıyor. Dedim ki nihayet acaba sen onların dili olabilir misin? Çünkü bana mesaj çektiler hepsi. Dediler ki abla sen anlatırken sanki ben yaşıyordum. Yani sanki benim duygularımı anlattın. Eşi özellikle eşini kaybetmiş, özellikle Meriç'te çocuğunu, çoluğunu kaybetmiş arkadaşlarımızın derdi. Hepimizin derdi. Evet. Yani hani paylaşıyoruz hepimiz. Sadece ben eşim için demiyorum. İnanın bizim bir grubumuz var. O gruba her ay veya 2 ayda bir birisi ekleniyor. Ya eşi koronadan ölüyor, ya gaybuvette ölüyor, ya bir şekilde ölüyor. O arkadaşlar geliyor, biz yine ona, yani ona da ağlıyoruz. Ona da diyoruz ki kardeşim geçecek diyoruz bugünler. Biz beraberiz inşallah. Biz şehitlerimizi gönderdik oraya. Bizden önce gittiler. Bize yer ayırdılar. Bize köşkler, saraylar ayırdılar. Önceden gidip orada rezervasyon yapacaklar. Biz bir nevi ben mesela şimdi hani 3 sene oldu neredeyse onlara bir nevi ablalık yapıyorum. Üzülenleri konuşuyorum, mesaj çekiyorum. Yani böyle birbirimizin hani attan düşenin halini attan anlarmış ya meselesi var ya. O yüzden dedim ki ben bu belgeseli de çekeyim. Evet, yani çok ağlayacağım. Çok o zaman da eşimi beni yani o görüntüleri çekerken eşim 8 aydı kaybetmiştim. Psikolojik tedavi de görüyordum. Yani gerçekten çok zor zamanlar geçirdim ama elhamdülillah yaşıyorum. Yaşatıyor Rabbim. Şunu Elhamdülillah, anlatmak istiyorum. elhamdülillah. Allah insanı güçlü yaratmış. Allah Allah rahmet insanı eylesin Halil abiye de. evet. Evlatlarınızla berabersiniz şimdi. Onu da Evet. konuşacağız. Neler Evet. yapıyorsunuz onu da konuşacağız ama ben Mevlüt Bey'e şunu sormak istiyorum. Mevlüt Bey, projede drama yok, canlandırma yok. Çok gerçekçi bir proje. Yani çok doğal, çok duygusu gerçekçi bir proje. Bunu nasıl yakaladınız? Yani hedefimiz bu muydu zaten? Her yerde oyunlar oynanıyor, dramalar, sahte gözyaşları, sahte öfkeler falan ama o kadar gerçekçi bir proje olmuş ki böyle ekran başında herkes sanki ekrandaymış gibi, onu yaşıyormuş gibi seyrediyor. Bunun tek bir sebebi var. O da Nihayet Hanım gibi bu işin hakikaten derdini çekmiş insanlardan başka kimsenin olmaması belgeselde. Arkadaşlarla bu meseleye yola çıkarken şöyle bir şey söyledik. Yani bu işin derdini biz çekmedik. Biz hala dertleniyoruz ama birebir işin içinde değiliz yapım ekibi olarak. Yani bizler, yani özellikle ben 20 yıla yakındır Amerika'dayım. Biz Türkiye'de değildik.
bizim malımıza el konmadı, bizi hapse atmadılar, bizi işkence yapmadılar, biz eşimizi kaybetmedik, biz çocuğumuzu kaybetmedik. Yani benim bilgisel olarak anlatmam binlerce sayfa anlatayım bir şey ifade etmez. Fakat işinin acısını yaşamış, derdini çekmiş bir insan 2 dakika dursa hiçbir şey yapmasa, hiçbir şey yapmasa sadece baksa 1-2 cümle söylese o bütün meseleyi anlatır. Bütün derdimiz buydu. Bu doğallıkta, bu sadelikte bir şey olsun arzu ediyorduk. Yani seçimimiz oydu. Ya yani bu kadar güzel bir şeyin ortaya çıkmasının sebebi hakiki hikayeler, hakiki insanlar. Hiçbir şekilde oyun yok, hiçbir şekilde rol yok. Herkes kendi hikayesini anlattı. Dikkat ederseniz Kemal Bey, belgeselin 1. dakikasından son dakikasına kadar normal bu işin mağduriyetini çekmiş insanlardan başka hiçbir kimse bir kelime dahi etmiyor. Başka hiçbir sesini duymuyorsunuz. 1-2 tane yazı çıkıyor o kadar. Bunun sebebi evet. Bu. Şimdi şunu gördüm bir de. Öyle güzel bir kurgu yapmışsınız ki bir kitap gibi adeta bir tek bir makale, tek bir kalemden çıkmış gibi farklı mekanlar, farklı ülkeler, farklı insanlar konuşmuş. Ama Türkiye'den başlayıp işte göçün bittiği yere kadar sanki bir kişinin hikayesini anlatıyor gibi anlatmışsınız. Muhteşem bir kurgu yapmışsınız. Bununla alakalı da birkaç şey geldi bana belgesel bittikten sonra. Ya işte çok insan hikayesi anlatmışsınız, 3-5 tane aile var. Ben de onlara hep şunu söyledim bizim ekip olarak. Esasen biz tek bir hikaye anlattık. Tek bir insan hikayesini anlattık. Fakat ortak faydası çok olan insanlar konuştukları için sanki bir insan hikayesiymiş gibi 5-6 insanla beraber anlattık bunu. Yani hepsinin ortak faydası aynı zulme uğramış olmaları. Hepsinin ortak faydası hizmet hareketinin mensubu insanlar olması. Hepsinin ortak faydası güçlü insanlar olması ve yıkıldıktan sonra tekrar ayağa kalkıp insanlara neden ayakta kalmaları gerektiğini, nasıl kaldıklarını anlatacaklar ortak faydasıydı. Sadece farklı ağızlar, farklı ülkelerdeki insanlar anlatmış oldu. Şimdi şöyle bir algı var özellikle bizim dünyamızda. Ya ben bütün bu sıkıntılara Allah rızası için katlandım. İnsanlarla paylaşarak sevabımı yok etmek istemiyorum. Allah'ın huzuruna ben bu katlanılmışlıklarla gitmek istiyorum deyip susanlar çok fazla. Biz de geçmiş yıllarda benzer çalışmaları yapalım derken hep bu tip reddiyelerle yüzleştik. Ne diyorsunuz bu konuda insanların konuşması konusunda? Mağduriyet yaşamış, mazlumiyet yaşamış kardeşlerimizin konuşması konusunda. Yani evveliyatla konuşmayanlara, tercihini bu yönden yapan insanlara karşı saygı duyuyorum. Hepsinin kendine göre şahsi sebepleri vardır. Bir şey diyemiyorum. Ancak konuşmanın önemini ben anlatamam. Yani o kadar önemli bir şey konuşmak. Çünkü insanlar, karşı taraf hikayeleri duydukça, bildikçe tepki verebilir, harekete geçebilir. Kimi zaman kanunun yapamadığını, yaptıramadığını toplumlar, bireyler, öncelikle bireyler, aileler, toplumlar duydukça hikayelerini kanunları dahi harekete geçirebilirler. O yüzden hikayelerin duyulması o kadar önemli ki, hikayelerin duyulması için de maalesef ki hikayenin aktörü olan mağdurların konuşması gerekiyor. Onlar konuştukça ancak bizler hikayeyi anlayabiliriz. Bunun 2 yönü var Kemal Bey. Birincisi, hem hizmet camiası içerisindeki insanların anlayabilmesi adına, hem hizmetin haricindeki insanların anlayabilmesi adına, bunu bölümlere de bölebilirsiniz. Hizmet dışındaki insanlar, yurt dışındaki normal irtibatta olan insanlar, yurt içindeki ülkede hala vicdanlı insanlarımız var, onların anlaması adına. Yani bizlerden kastım bu işin derdini çekmiş mağdur arkadaşlar konuştukça, hikayeler anlatıldıkça insanlar kendilerini konuya daha yakın hissedecekler ve konuyu hakiki manada anlamış olacaklar. Belki sürecin bitmesi adına da önce küçük, ondan sonra büyük adımlara dönüşecek meselelere sebebiyet vereceğine inanıyorum. Konuşmak bu kadar ehemmiyetli. Bu belgesel bir başlangıç mı? Yeni projeler, film projeleri ya da başka sanat dallarıyla bu mağduriyetleri anlatabileceğiniz projeler var mı? Aklınızdan geçiyor mu? Var Kemal Bey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben ana iş olarak, profesyonel bir iş olarak yapımcılık mesleği benim mesleğim değil. Ben yapımcılığı sadece ve sadece bu süreçte bu meseleden anlaşılması adına normal diğer işlerimin yanında yaptığım bir şey ve şu anda yaptığımız işlerin hepsi derken birkaç tane ufak tefek daha iş oldu. Hep bunlar üzerine oldu. Çünkü biz bu konuyu 20 yıl sonra anlatırsak bir işe yaramayacak. Bu işlerin bugün anlatılması gerekiyor. Bugün insanlar mağduriyet altındalar. Bugün hala Türkiye'de yüz binlerce insan hak yenmiş durumda. Bunlar konuşulmaz, bunlar anlatılmazsa, bunların hikayeleri dünyaya not düşülmezse vebal altında kalacağımıza inandığımızdan dolayı ekstradan hamlelerle bu işleri yapmaya çalışıyoruz.
O yüzden yapacağımız hamleler tek işimiz ve yoğunluğumuz bu olmadığı için arzu ettiklerimize birebir örtüşmeyebilir. Ancak sorunuza cevap olması için şunu söyleyeyim. Hayal dünyamızda bunun yine küçük sezonlar halinde, belki birkaç sezonda bir dizisini çekmek var sürecin. Aynı zamanda bir de eğer becerebilirsek inşallah bir filmini yapmak var. Hollywood'da bir filmini yapmak var. Ne kadar süreçli olur, ne zaman olur bunu bilemiyorum. Ama bu ikisi bizim hedefimizde ve gündemimizde. Yani en azından olgunlaşır bir gündem yapılması, en azından böyle bir belgesel yapan ekibin daha büyük işler yapacağına olan inancımızı da güçlendirir. Yani bu belgeseli yapanlar daha güzel işler ortaya koyabilirler. İnsanlar bir yalan üzerine ne filmler ne belgeseller yapıyorlar. Yalanlarını insanların kafasına sabitlemek için. Sizin bir sürü hakikatiniz var. Bu hakikatler yağmuru altında çok şey yapılabilir. Yani eli kalem tutan, kamera tutan bütün arkadaşların bir şeyler yapması lazım. Şimdi 15 Temmuz iftiraları var ve 15 Temmuz'un 5. yılında lime lime iyice döküldü. Böyle siz iddianamelere bakan, mahkemelere bakan yönüyle değil de insan odaklı bir çalışma yapmayı tercih ettiniz. Yani diğer tarafı tercih etmediniz. Bu bir tercih miydi ya da önceliği niye böyle insan odaklı bir hikaye yazmaya verdiniz? Şöyle, o tarz belgeseller de bence ihtiyaç ve ben tebrik ediyorum. Bu vesileyle Orkoz'u da tebrik ediyorum. Çok iyi başlangıç yaptılar. Bunun gibi belgesellerin de çekilmesi gerekiyor. İnsanlara belgelerle bu meselenin anlatılması gerekiyor. Bu da bizim aynı zamanda yan çalışmalarımızdan birisi. Biz de hala o konuya çalışıyoruz. Fakat neden insan hikayesini ön plana koyduk? Çünkü bu işin içinde ilk ezilen insan. Yani insandan müteşekkil bir hizmet yapıcıyız biz. Yani bireylerin bir araya gelip omuz omuza verip kurduğu bir yapı bu. Ve şu anda bireyler sıkıntı çekiyorlar, aileler sıkıntı çekiyorlar. Ve süreci anlatabilmenin ayrı bir stratejisi olarak düşündük bunu. İnsanlarımız, yani sıkıntıyı çeken insanlarımız, işte Bünyamin Bey gibi, Nihayet Hanım gibi, Bülent Bey gibi, Duygu Hanım gibi insanlar hikayelerini anlatırlarsa meseleye farklı bir perspektiften insanlara bakabilmelerini sağlayacağımıza inandık. Açılmayacak kapıların açılabileceğine inandık. Her şey akıl, her şey fikir, her şey zihin değildir. Bazı meseleler kalbe hitap eder ve kalben çözülen meseleler zihni de, aklı da, fikri de yenebilir. Buna da inanıyoruz. Bu arada biz bu çekimleri yaparken arkadaşlar, yönetmen arkadaş ülkelere gidememişti. Uzaktan katılarak röportajı yapmıştı. Nihayet Hanım da program öncesi konuşumuzda söyledi. O ağlıyor, ben ağlıyorum. O ağlıyor, ben ağlıyorum diyordu. Yani inanın ki o kadar çok daha hikayeler, o kadar yürek burkucu hikayeler var ki inanın onların hepsini koyamadık. Yani program başında siz de söylediniz. 1 saat 54 dakika biraz uzun değil mi tarzı tatlı bir dostça bir serzeşiniz vardı. İnanın biz de aynısını düşünüyoruz. Fakat o kadar çok hikayeler var ki, o kadar çok acılar var ki ancak bu kadar da anlatabildik. Ve en kısasıyla elimizde teknik data olarak söyleyeyim 25 saatten fazla çekim var. Belki bunun gibi onlarca hikaye var. Ama bunların sadece süzülmüş, damıtılmış hali bunlar. Ancak bu kadar işin içine çıkabildik. Nihayet Hanım, belgeselin bütününden siz de memnun kaldınız mı? Hani siz sadece röportaj yaptınız, belgeseli bizimle ekranda seyrettiniz. Bütününü bir değerlendirebilir misiniz? Seyredenler evet, ya da seyretmeyenler ne kaybetti, ne kazandı? Neden seyretmek lazım bunu? Evet. Yani ben... Özellikle çocuklarım benim hiç babalarıyla ilgili ne bir şey seyrediyorlardı ne de onun Meriç şiirini dinliyorlardı. Bu belgeselde ben çıkacağım diye oturdular ve benim kızım hemen sıkılır normalde. Ortanca kızım hiç sıkılmadan sonuna kadar gıkını çıkarmadan seyretti. Yani yani gençleri de seyrettirdiniz. Yani şöyle çok güzel bir şeyle. Yani o hikayeleri çok güzel peş peşine sıkılmadan, izleyiciyi de sıkmadan arkadaşlar, evet. Kurgulamışlar. Duygularla beraber birbirini şey yapmaya, yani yani orantılamaya çalışmışlar. Ben bilmiyorum, kendim de oturdum bir saat, yine aynı şekilde ağladım. Özellikle o küçük kızımız beni çok çok duygulandırdı. O gencecik işte annesinin babasının
yokluğunda kardeşine annelik yapan evladımız beni çok çok duygulandırdı. Evet, güzeldi yani. Ben de çok çok yani memnun kaldım. Çocuklarım da çok şimdi beğendiler. Şimdi tam burada Mevlüt Bey'e bir şey sorayım. Mevlüt Bey, şimdi orada bir kız çocuğu var sadece. Halbuki bu tip duygusal belgesellerde çocuk daha fazla kullanılır. Yani sadece bir kız kullanmışsınız. Yani bir küçük kardeşimizden bir röportaj yapmışsınız. Yani duyguyu yükseltmek, adeta duyguları sömürmek için gözyaşıyla ağlayan çocuklar kullanılır ama bunu yapmamışsınız. Niye? İnanın elimizde 25 saatlik malzemede o bahsettiğiniz duyguları sömürecek o kadar çok hikaye var ki biz bunu bilinçli olarak çıkardık. Dedi ki yalın hikayeler olsun. İnsanların yalın hikayeleri meselenin içerisinde anlatılsın ve onlar duyulsun ve onlar anlaşılsın. Yani hani başta da söyledim, bazen sayfalarca bir şey anlatırsınız ama o küçük kızın, Esra'nın bir savcı aramaya geldiğinde, babası hapiste, annesi gaybubette, çaresizlik içerisinde orada savcıya verdiği cevap, o zaman git evine, neden buradasın, hepimiz rahat edelim. Çok samimane, masumane bir cevap. Orada süreçteki, çok affedersiniz, hepinizin affınıza sığınıyorum, süreçteki yaşanan saçmalıkları bir küçük kız ufacık dimağıyla hepimiz anlatmış oluyor. Biz duygulara çok fazla sömürmeden, çok ciddi manada insanların sıkıntılarının reklamını yapmadan yalın bir şekilde hikaye anlatmak istedik. Sebebi o Kemal Bey. Sorunuza cevap oldu mu bilemiyorum. Güzel bir cevap oldu. Nihayet abla bu çerçevede diyor ki, dolayısıyla diyor hizmet bitmedi. Yani ama televizyon kapandı, gazete kapandı, işte okullar, neyse hizmet dediğimiz bütün müesseseler kapandı. Nihayet abla diyor ki hizmet bitmedi. Nihayet abla nasıl bitmedi ya? Biz buradan bir kamera, bir bilgisayarla yayın yapmaya zorlanıyoruz. Siz diyorsunuz ki hala dimdik ayaktayız, hizmet bitmedi. Nedir o bitmeyen şey sizde? Hizmetin en büyük sermayesi insandır. İnsan, hizmet bir sürü insan yetiştirdi. Yani Allah Hoca Efendi'den razı olsun. Bazen arkadaşlarla konuşurken diyorum ki arkadaşlar, biz şikayet ediyoruz Anadolu insanından. Diyoruz ki şöyle de böyle de, biz de onlardan çıktık gerçekten. Biz de oralarda büyüdük. Biz de köylerde, kasabalarda büyüdük. Allah ebeden razı olsun ki bize çok farklı bir dünya bakışı sundu Hoca Efendi. Kitaplarıyla bizi yani eğitti, değiştirdi, olgunlaştırdı. Tam pişmedik. Yine hocamıza, yani yine Hoca Efendi, hani belki de ayrı vadede, biz ayrı vadedeyiz bilemiyorum. Ama yine de bakıyorum benim arkadaşlarım hatalarıyla, günahlarıyla, her şeyleriyle yine de hepsi birer tane, biricikler yani. Hepsi çok özeller, hepsi güzeller, buralarda güzellikler oluşturacaklar. Ben ona inanıyorum çünkü ben çevremde şu anda bir sürü böyle sıkıntı çekmiş arkadaşlarla bir araya geliyoruz. Hepsi birbirinden güzel. Anlıyorum ki hizmet bitmeyecek çünkü insanız ya, insan. Gittiğimiz her yerde hizmet ne demek abi? İyilik hareketiydi bu hizmet. Yani iyilik hareketi, iyilik biter mi? İyilik evrensel yani. O yüzden hani kurumlarımız, işte okullarımız, işte binalar iş yapmıyor aslında. Onu burada gösterdi bize. İş yapan ruhtur, iş yapan gönüldür, iş yapan sevgidir, ona inanmaktır. Rabbim de buralarda bize çok çok iyi insanlarla da karşılaştırdı. Burada çok güzel, yabancı olsa bile onların bize kazandırdığı, bizim onlara kazandıracağımız o kadar güzel şeyler var ki ben çok ümitliyim. Ayrıca da yani Allah'ın bir vaadi bu. Yani Allah-u Teala vaat etmiş dinini imar edecek Rabbim. Yani bu hani ben hani şunu da demiyorum hani illa benimle olsun meselesi de değil yani. Kim olursa olsun ama Allah dinini tamamlayacaktır Allah'ın izniyle. Ben olayım o olsun şu olsun. Yani biz de inşallah zaten Hoca Efendi bu süreçte ben hep arkadaşlara diyorum. Arkadaşlar hangi bir gün Hoca Efendi bize dedi ki siz çok rahat hizmet edeceksiniz. Bakın ben evli daha yeni eşimle görüşüyorum. Bana dedi ki Nihayet Hanım dedi. Belki belgeselde de dinlemişsiniz. Buyurun dedim.
Benimle şu şartta evlenir misin dedi. Nasıl dedim? Dedi ki 3 tane çocuğu ben gün gelecek senin kucağına koyacağım. Ya hapse gideceğim, ya sürgüne gideceğim, ya şehit olacağım dedi bana. Daha bakın kaç sene evvel. Nasıl dedim yani? Dedi ki çünkü bu yıllar gelip böyle olmuştur hizmet. Yani Allah diyen kul hep bu şık sıkıntıları çekmiştir dedi. Ben de o zaman tabii hatta bazen arkadaşlar gülüyor. Abla niye evet dedim bak şimdi gerçekleşti kehanet diye. Ben de evet dedim o zaman evlerdeydim böyle coşuyordum koşuyordum falan. Tabii ne demek falan işte. Ama bakın inanın yani benim kalbim hiçbir zaman rahatsız değil abi. Allah bizi Hıcı Efendi ile ahlak utandırmayacak. Yani Rabbim onu hayırlı hayırlı uzun ömürler versin. Şu anda en çok üzülen, en çok fidanları kırıldı çünkü onun. Yani bazen bilemiyorum. Rabbim bizi de onun hatırına versin inşallah. Evet, inşallah. Kırıldık, üzüldük, yani yıprandık. Ama biz ne istiyoruz? Yani biz cennet istiyoruz. Ben eşim öldüğü zaman dedim ki cennet hiç ucuz değilmiş gerçekten. Yani ucuz olmadığını da biliyoruz aslında. Belki sahabeleri okuyorduk, hep böyle efsane gibi anlatıyorduk. Biz ama olmuyor yani, olmuyormuş bunu anladım. Demek ki Allah bizi seviyor. Sevmese bizi, yani belki öyle devam edecektik. Yani ben kendim mesela şu anda her gün tövbe istiğfar çekiyorum. Niye? Acaba hangi öğrencimin kalbini kırdım? Acaba hangisini soğuttum? Acaba şunu söylemese miydim? Ya belki bu da bizi hatalarımızdan arındırıyor yani. Şahsımıza bakıp, şahsi kemaletimize bakıp yolumuza devam etmeliyiz. Hepimizin ömrü geçiyor abi. Ömür çok fazla değil yani. Hele bizim gibi eşini ahirete göstermiş insanlar öyle arkadaşlarla öyle diyoruz. Bizim bir ayağımız o tarafta. İnşallah yani hizmet bitmeyecek. Hizmet bitmiyor. Yani bunu bütün insanlar... Motivasyonu yüksek tutalım diyorsunuz. Evet. Yani şahsımız adına. Yoldan biterken yani bir tuz atalım ona. Bir elimizden ne gelirse yani. Ne gelirse inşallah. Şimdi Allah'ın izniyle. Bayramı vesile edip bir şeyler yapmak lazım yine diyorsunuz. Evet. Kurban, tabii ki. Tabii ama ki. Türkiye'de ama yurt dışında bambu, ama kulu komşu. Yani eskiden evet, ne bayramlar yaşardık değil mi Nihayet abla? Siz okulda öğretmenler, veliler, Diyarbakır, Mardin ya da Bosna Hersek filan. Ama şimdi dar mekanlarda da olsa bir şey yapmak lazım. Bu da hizmetin bitmediğini gösteriyor yani. Evet inşallah. İnşallah. Her yerde güzel, siması i̇nşallah. Güzel, kendi güzel arkadaşlarımız var. Allah'ın izniyle. Biz doğru olduktan sonra, biz iyi olduktan sonra, biz kendimiz iyi olursak Allah'ın izniyle yani nasıl iyi olmak işte kamil insan yoluna herkes kendi içine bir yolculuk yaparsa aslında göreceğiz insan iyi olunca çevre de iyileşir herkes iyileşir yani öyle yani inşallah Rabbim hepimizi bu yolda daim eylesin. Peki Mevlüt Bey şu ana kadar gelen geri dönüşler belgeselde nasıl değerlendirdiniz yorumlar ama sosyal medya üzerinden gelen yorumlar ama iş adamısınız, çevrenizde seyredenler vardır. Genel değerlendirmeler nasıl? Yani her şeyden önce çok pozitif dönüşümler alıyorum ben. Yakın çevremden, uzak çevremden. İnsanların memnun kaldığını görüyorum. Yorumlardan, sosyal medyadaki yorumlardan. Bu güzel yorumlar aynı zamanda şuna da vesile oldu. Şimdi bu süreçte belli başlı röportajlar yapıldı, çekimler yapıldı. İnsanlar bir şey anlattılar ve süreç anlatılmaya çalışıldı. Fakat tek parça uzun bir şekilde bir belgesel ilk defa oldu. Bunun ilk olmasının belki güzelliği de şu oldu. Hani böyle de anlatılabiliyor, bu da olabilir. Ve bir yol göstermiş oldu. Bu vesileyle birçok insanın zihninde olan fikirler canlanmaya başladı. Evet ya biz de bunu yapabiliriz hakikaten. Biz niye bunu yapmıyoruz? Biz de şunu yapalım. Biz de bunu yapalım. Gelin beraber bunu yapalım. Buna vesile oldu. Esasında beni geleceğe bakan yönüyle en çok sevindiren şey bu diyebilirim. Çünkü zihinlerdeki, fikirlerdeki acaba bu da olur mu? Bu da işe yarar mı? Hissiyatı insanları harekete geçmiş oldu. Beni en çok sevindiren bu oldu. Bu belgesel bittikten sonraki süreçte. Hem anlatmış olduk ve sürekli de anlatılacak bir şey olacak. Ya bu bir defalık seyredilip kenarda kalacak bir şey değil. Hı hı. Bu süreç bitecek inşallah.
Er ya da geç bitecek. Çünkü zalimin İnşallah. zulmü hiçbir zaman ömür boyu sürmemiştir. Bu biteceği zamana kadar da insanlara ciddi manada ışık tutacaktır. Bittikten sonra da ben insanların dönüp bakacakları bir eser olacağına inanıyorum. Bu vesileyle de diğer projelerinde önünü de açacağına da inanıyorum inşallah. Evet, önemli bir arşiv proje oldu. Yani Türkiye'de yaşanan mağduriyetlerin hemen ortak paydası, %70, %80 ortak paydası burada konuşulmuş oldu bir yönüyle, benim de gözlemlediğim kadarıyla. Dolayısıyla gelecek kuşaklar hani bu belgeseli seyredecek bile olsalar 2016-2020 arasında neler yaşamış Türkiye'den göç edenler, bunları anlayabilecek çok önemli ipuçları var. Hem anlayabilecekleri hem duygulanabilecekleri. Dolayısıyla dönüp geriye baktıklarında kendi ecdatlarına hayır dualarda bulunacaklar ve bu işi belgeleyen insanlara hayır dualarda bulunacaklar. Yayına iştirak ettiğinizden dolayı ben çok teşekkür ediyorum. Yeni projelerinizi de alkışlamak için sıraya girdik inşallah. Bu cesaret verir. Henüz konuşma kararı almamış dostlara da inşallah onlara da cesaret verir. Onlar da konuşurlar. Belge ortaya koymuş olurlar. Hem sizin elinizi de rahatlatırlar. Bizim elimizi de rahatlatır. Biz de zorlanıyoruz bazen yayına konuk bulmakta bu meseleleri konuşurken. Ama ne kadar faydalı bir iş olduğunu göstermiş oldunuz. Ben çok teşekkür ediyorum Mevlüt Bey. Ekip arkadaşlarınıza da teşekkür ederim. Emeği geçen herkese minnettarız. Çok sağ olun. Nihayet ben abla... iki şey söylemek istiyorum eğer vaktim buyurun, varsa Kemal buyurun, Bey. Buyurun, buyurun. Birincisi bu cesaretlendirme adına, mağdurların konuşması adına Bülent Bey belgeselle güzel bir şey söylüyor. Diyor ki biz hata yapmadık ki. Yani neyden korkacağız? Biz hata yapmadık. Hani insanların şahsi hataları olabilir normal dünyaya bakan yönüyle. Allah'la arasındaki irtibat adına hatalar olabilir. Ama Allah'la arasındaki irtibattaki hatalar Allah'la kendisi arasındadır. Dünyaya bakan yönüyle olan hatalar da kanun düzenler zaten. Fakat biz şu anda bize yaşatılanlar, bize atılan taşlar, hapislere atmalar, zulümler, ölümler, esaretler, bunların hiçbirisini biz dünyalık olarak hak etmedik. Yani bizim kanunlara bakan yönüyle işlediğimiz hata bir birimindeyse bize bugün çektirilen milyon biriminde. Yani bu kadar zulüm varken, bu kadar sıkıntı varken, bu kadar problem varken bence hiçbirimizin ne kendi şahsi hayatını, ne aile hayatını, ne etrafını düşünmemesi gerekiyor. Çünkü dünyaya hakikaten gelecek adına ümit olabilecek, İslam dünyası demiyorum, bütün dünya diyorum, bütün dünyaya ümit olabilecek hizmet hareketini haksız yere paletler altında ezmeye çalışıyorlar. Ve karşı taraf o kadar haksız ki, çok affedersiniz, o kadar arsız ki, fakat biz bu kadar haklıyken, bu kadar ahlaklıyken kalkıp kendi karakterimiz gereği konuşmuyorsak, başka yapacağımız bir şey yoktur. Yani elimizden bir tek bu geliyor. Kalkıp hakikate haykırmamız gerekiyor ve tüm dünyaya söylememiz gerekiyor. Bu birinci aktarmak istediğimde, ikincisi de küçük bir tevafuk. Nihayet Hanım konuşurken ben şahit oldum, bilmiyordum. Halil Bey'in böyle bir projesi olduğunu, rahmetlinin böyle bir düşüncesi olduğunu, meseleyi, bu süreci belgelemek istediğini, belgesel çevirmek istediğini bilmiyordum. Hatta kaçırdım mı Nihayet Hanım bilmiyorum. Adını Meriç mi koyacaktı? Onu söylediniz mi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Evet, Meriç koyacaktı. Şöyle bir tevafuk var. Bu projenin fikri olarak ilk 2018 senesinde başladık. Bu yapım yönetmen arkadaşla benim odada konuşuyoruz. İşte böyle yürüyoruz bir yandan, geliyoruz, gidiyoruz. Ya bu süreci anlatalım. Bu süreci biz anlatamayız. Bu süreci ancak bu işin derdini çekmiş insanlar anlatır. Onları anlatalım, onlar anlatsınlar. Ve bu süreci Meriç üzerinden anlatalım. Yani Meriç bir nevi dile gelsin ve anlatsın. Benim üzerimden bu tür zulümler yaşanıyor, bu tür mağdurlar geçiyor. O dile gelip anlatsın. Hatta adını Meriç gibi bir şeyler koyalım. Belki Meriç olmasa da içine Meriç olan bir şeyler koyalım. Bunu konuşmuştuk 3 yıl önce 2018'de. Yönetmen arkadaş ya olur mu olmaz mı bir bakalım falan derken döndü dolaştı. Hatta isim konusunda birkaç farklı konular da geldi gündemimize. Ben hiçbir şekilde haberim yoktu. En son rejiye gittim. Post production kısmına. Dedim ismini ne koymaya karar verdiniz arkadaşlar? Yönetmen arkadaşa ve diğer arkadaşa sordum. İşte Halil Bey'in yazdığı şiirden alıntı olaraktan 40 yıllık bir hatırayı silerek geçtim Meriç'ten. Bunu koyacağız dediler. Yani hem bizim 2018'de konuştuğumuz konu hem şimdi Nihayet Hanım'ın programda benim ilk defa şahit olduğum anlattığı konu çok ciddi bir tevafuk etmiş.
Demek ki şimdi anlıyorum ki bunu, belgeselin bu kadar başarılı olmasının, bizlere, ekibe ilham olmasının, bu kadar insanın konuşmasının ve insanların kalbinde bu kadar tesir etmesinin sebebi şehit olan, bu kadar sıkıntıya katlanan Halil Bey'miş. Allah ondan razı olsun. Demek ki onun duaları kabul olmuş. Öyle görüyorum. Ben şimdi şahit oldum onun, oraya. Onun duasının bir meyvesi olmuş sizin belgesel. Evet. Öyle anlaşılıyor. Evet. Nihayet abla, sizin diyeceğiniz bir şey varsa onunla noktalayalım programımızı. Sağ olun. Ben buradan Mevlüt Bey'e de teşekkür ediyorum. Böyle bir şeye vesile oldular. İnşallah daha da güzel yapımlar olur, filmler. Yani hatta şunu da söyleyeyim, benim eşim edebiyatçıydı. Bu işte biz böyle kaçıp gaybet yaşarken kendi okulunda işte sanatla uğraşan bir arkadaşı vardı. Çok böyle kabiliyetli bir arkadaş. Ona dedi ki her şeyi yaz dedi. Bir sürü dedi senaryo çıkacak dedi bunlardan. O da dedi abi dedi yazdım dedi, sonra dedi işte polis gelir diye onları yırtmak zorunda kaldım ama dedi bir şekilde yaz böyle. Hatta eşim böyle gaybetten bayağı da kendini tehlike atarak çıktı. O arkadaşı buldu ki hani, çünkü çok istiyordu yani bunlar diyordu, bu kesinlikle anlatılması lazım. Yani bunlar senaryo halinde, çünkü gerçekten dünyada herhalde hiçbir milletin bu kadar, yani bu kadar bilmiyorum başına gelmiş mi, böyle her tür şeyden, yani her tür acıdan birer parça 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 parça, böyle o da çocuktan, bebekten, kundaktaki bebekten, herkes kendi payını düşeni aldı yani burada. İnşallah ben çok memnun oldum Kemal Bey, size teşekkür ederim, bunu da gündeme getirdiniz. Katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlara bir çağrı daha yapalım. Raindrops TV'de 40 yıllık hatırayı silerek geçtim Meriç'ten. Bir şiirden alıntı yapılmış. Başlığı böyle enfes, güzel. Bir saati aşkın bir belgesel olmakla beraber bir çırpıda ailecek oturup seyredebileceğiniz fevkalade güzel bir yapım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum programa iştirak ettiğinizden dolayı. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Allah mübarek eylesin bayramlarınızı, kurbanlarınızı kabul etsin. Çok teşekkür ederim. Sizlere de hayırlı bayramlar. Değerli dostlar, gün bugün de bugün farklı bir konuya ele aldık. Bir belgeseli, biraz önce ifade ettiğim gibi 40 yıllık bir hatırayı silerek geçtim Meriç'ten belgeselini konuştuk. Raindrops'ta bu hala yayında, seyretmenizi tavsiye ederim, salık veririm. Enfes bir bayram hediyesi olabilir ailecek seyredecek olursanız. Önümüzdeki hafta bir başka programda bir başka konuyla birlikte olmak ümidiyle kalın sağlıcakla.